trigonometrik oranlar isteniyor. Radyan cinsinden verilmiş. Biz bunu dereceye dönüştürebiliriz. Derece üzerinde işlem yapmak biraz daha pratik. Radyana göre. Şöyle dönüştüreceğiz. Eğer biz pi yerine 180 yazarsak radyanı dereceye dönüştürmüş oluruz. Şu pi'lerin yerine 180 yazıyorum. Buraya 180, buraya 180, şuraya 180 yazıyorum. Bu durumda bizim birinci ifademiz sinüs 180'i 3'e bölersek 60 olur. Yani sinüs 60 derece. Eksi 180'i 3'e böleriz. Yine 60 gelir. Eksi kosinüs 60. Bölü buraya 180 yazıyorum. 4'e bölersek 45 gelir. Tanjant 45 derece. Bunları bulacağız. Bize 30-60-90 üçgeni lazım. Sinüs ve kosinüsün 60'ı için. Tanjantın 45'i için de 45-45-90 üçgeni lazım. Çiziyorum. Şöyle bir tane 30-60-90 üçgeni çizelim. Burası 30, şurası 60 derece olsun. 30'un karşısı 1, hipotenüs 2, 60'ın karşısı kök 3. Çizebileceğimiz en basit 30-60-90 üçgeni. Bir yerini de çizelim. Şu açı 45 derece, diğer açı da 45 derece. Kenarları eşit olacak, 1-1 diyebiliriz. 1-1 dersek hipotenüs de kök 2 olacak. Gelelim şuna, aradığımız değere. Şimdi 60'ın sinüsü, 60 burada. Sinüsü karşı dik kenar bölü hipotenüs olur. Yani kök 3 bölü 2. Eksi kosinüs 60, 60'ın kosinüsü, o da komşu dik kenar bölü hipotenüs. Yani 1 bölü 2. Bölü tanjant 45. 45'in tanjantı, şunu alabiliriz. Tanjant karşı dik kenar bölü komşu dik kenar oluyor. Yani 1 bölü 1. Tabi burası 1 olacak. Şu ifadeyi 1'e bölersek yine kendisi olur. Paydayı hiç yazmaya gerek yok bundan sonra. Payda 1 çünkü. Şunların paydaları aynı. Çıkarabiliriz. Çıkarırsak kök 3 eksi 1 bölü 2 olur. Tabii kök ve tam sayı birbirinden çıkmayacağı için en sade şekilde böyle yazarız. Daha sade yazamayız.